Herkese günaydın. Bugün başımdan çok ilginç bir şey geçti. Sabah uyandım. Musluğu açtım. Ve elimi yüzümü yıkamaya başladım. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Su da buz gibi. Oh ne güzel. Halen bir sıkıntı yok. Ama su dolmaya devam ediyor ve su gitmiyor. Evet. Su birikmeye devam ediyor. Halen su birikmeye devam ediyor. Ve su gitmiyor. Çok ilginç. Ve ben suyun gitmediğini fark ettim. Buna bir çözüm bulmalıyım. Ellerimi iyice kuruladıktan sonra tabii. Ne yapmalıyım? Bunu ancak bıçakla açabilirim. Bıçak yardımı dışında bir şeyle açacağımı zannetmiyorum. Evde ne var acaba? Evet, bir bıçak yardımıyla bunu bence açabilirim. Ama önce bir kaşık. Evet. Kaşık olur mu? Hayır, kaşık işimi görmedi. Hayır, biraz su gitti ama. Kaşık bir çözüm değil. Kaşıkla bir türlü açamadım. Kesin bıçak yardımıyla açarım ama kesin. Şimdi beni görenler kızıyorlardır bana. O suyun içerisine o bıçağı koydum diye ama maalesef bıçak da işe yaramadı. Bence daha büyük bir bıçak iş görür. Yo yo, hayır. Bu değil, bu değil. Daha büyük bir bıçak. Evet, daha büyük bıçak. Lan bu adam öldürür. Evet, bununla birkaç darbe. Evet, su biraz gider gibi oldu ama hayır. Değişen bir şey yok. Halen su birikti orada. Hayır, bu da iş görmedi. Biraz daha büyük bir bıçak. Bu ne be? Pizza bıçağı bu. Aman Allah'ım. Pizza bıçağı. Hayır. Pizza bıçağı da iş görmedi. Daha büyük bir bıçak kullanmalıyım. Daha büyük bir... Aman Allah'ım. Testere filminde zannettim kendimi. Bununla da birkaç darbe vurdum. Su biraz daha gitti ama halen lavaboda su var. Halen tamamı gitmiş değil. Daha büyük bir bıçak. Aman Allah'ım. Testere. Kesin beni testere filmde oynatırlar. Bu da fayda görmedi maalesef. Tam umudum kesildi derken bir dakika bu ne? Bir dakika. Aman Allah'ım. Bu kadar aptal olamam. Bu kadar aptal olamam. Hayır, inanmıyorum. Bunca çektiğim işkence boşunaymış. Meğersem su gitsin diye zaten bir şey yapmışlar.